Değerli konuklar merhaba, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün programımızda üniversitemiz, işletme e, fakültesi, öğretimiz çok kıymetli Figen Yıldırım hocayla sürdürülebilirlik, sürdürülebilir pazarlama aslında bir yönüyle de iklim değişikliğinin sıkça konuşulduğu günümüz ortamında bu konuların ne anlam ifade ettiğini hem işletmecilik açısından hem pazarlama açısından hem dünya açısından, dünyanın geleceği açısından hem de tabii ki işletmelerin geleceği açısından bu konuları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Aslında ben de hoş geldim. <laughs> Birlikte hoş <Evet>. geldik. <laughs> e, i̇yisiniz. Gayet iyiyiz hocam, gayet güzel. Hocam bildiğimiz gibi e, yeşil ekonomi, çevre, çevrenin korunması, son yıllarda çok e, konuşulan, çok gündemde olan konular çünkü malum insanlar olarak bizler e, yapıp evet. biraz hor kullandık Kesinlikle. çevreyi ve dünyayı. Haklı olarak da nasıl toparlayabiliriz? Gelecek kuşaklara nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz? Hem birey olarak, bir tüketici olarak hem de görev aldığımız, iş yaptığımız kurumlarda, işletmelerde karar alıcı, yönetici, sorumluluğunda olan bireyler olarak acaba nasıl çevreyi yeniden daha yeşil hale getirebiliriz? İnsan sağlığından zararlı olan unsurları nasıl daha az indirgeyebiliriz? Bütün bunlar konuşuluyor ve aslında bu dünyanın da konusu. Bizler de bir pazarlamacı olarak, bir işletmeci olarak tabii evet. ki bu konulara çok uzak değiliz. Ee, evet. Eğer uygun görürseniz bu konulara ilişkin sizin e, görebildiğiniz, e, bize anlatmak istediğimiz ve gerçekten bizi izleyen değerli konuklarımıza bu konulara ilişkin söylemek istedikleriniz neler diye ben başlamak isterim. Buyurun. Hocam ben biliyorsunuz e, sohbet etmeyi çok severim. O yüzden sohbet şeklinde olacağı için... E, ben biraz bahsedeyim, biraz siz bahsedin. Sizi Tabii bulmuşken, <laughs> e, özellikle fikirleriniz çok kıymetli bizler için. E, sizin fikirleriniz çok kıymetli olduğundan Sizden öncelikle öyle, öyle başlayalım isterim her zaman. Aslında burada ben e, insan bazen e, kendi kişisel gelişim e, aşamasında da bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Yani ben ne kadar aslında inanıyorum. E, hep öyle başlar ya yani evet. art aslında içeriden ne kadar aslında e, gerçek anlamda biz buna duyarlıyız. Çünkü pazarlama biliyorsunuz pazarda pazarın dinamiklerinden müşterisinden, tüketicisinden, bireyden öğrenerek hareket eden bir e, konumdayken ben birazcık e, son gelişmelerle birlikte şunu sorgular oldum. Pazarlama aslında bir eğitimci. Yani bir e, öğretmen e, kimliğine büründü. Aslında yeniden konumlandırdık sanki hocam pazarlama teorisini nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum evet, ama e, bir yönüyle öyle figür hocam. Gerçekten de e, pazarlama aynı zamanda işletmecilik aslında hayatla birlikte gidiyor. Evet. Dolayısıyla hayatın içinde olan konular, problemler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ister istemez sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi pazarlamada da ufuk açıyor ve Pazarlama ile ilgilenen gerek bilim insanları, gerek araştırmacılar, gerek uygulamadaki profesyoneller tabii ki hayatın bu dinamiklerine kendilerini kapatamıyorlar, bilgine kalamıyorlar bu konuya. Ve dediğiniz gibi çok haklı olarak bilimsel çalışmalar, teori, uygulama ister istemez hayatın dinamiği içerisinde, hayattaki gelişmelerle çok paralel gidiyor. Ve bugün de baktığımız zaman bizim alanda da sizlerin de çok iyi bildiği gibi bu konular çok daha yaygın bir şekilde sürdürülebilir pazarlama evet. ana başlığı altında çok önemli çalışmalara konu olduğunu görebiliyoruz. Hocam ama Türkiye'de değerlendirme yaptığımızda çok bebek konumdayız diyebiliriz aslında. Çünkü yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda çoğunlukla anaokulu seviyesinden bunun eğitimi ve farkındalığı başlarken bizde son 3 senedir, 4 senedir ağırlıklı bu konular hem literatürde hem de bireysel anlamda hepimizin dilinde olan bir konu oldu. Benim en büyük endişem hep bazen Türkiye'deki uygulamalarda mış gibi yapmayı çok seviyoruz diyor. Hocam biraz evet. geniş açı madem programımızın evet. ismi. Tam geniş açıdan bakalım. Bu marka vaadini firmalar, kurumlar bunları uyguluyorlar. Gerçek anlamda çünkü gelecek bu tarafa gidiyor. Dolayısıyla pazar buna dikkat ederken, bir firmanın bundan duya, du, du, duyarsız bir şekilde yaklaşım göstermesi mümkün değil. Evet. Ama sırf trend oldu, moda oldu diye de bazı şeyler yapıldığında sanki o da biraz sırıtıyor hocam. Yani anlaşılıyor. Evet. Burada tabii aslında firmaların kendilerini şöyle bir check etme bence imkanı var diye düşünüyorum. Hani hep deriz ya firmaların gerçekleştiği bir takım marka iletişim çabaları, pazarlama iletişim çabaları ya da bir takım sponsorluklar veya halk ilişkiler çabaları ve hepsinden önemlisi sosyal sorumluluk çabaları. Aslında gerçekten sosyal sorumluluk adına mı gerçekleştiriyorlar? Kesinlikle. Yoksa bunun da reklamını yapmak için hani ben bir yerde kullanmıştım bu tabiri yeşil pazarlamamı yeşili pazarlama mı? Evet, evet. evet Böyle kesinlikle. baktığım zaman hakikaten çok haklısınız ama ee, tüketicideki artan duyarlılık özellikle telekomünikasyondaki tabi çok ciddi gelişmeler sosyal medyanın çok yaygınlaşması bu tür yeşil pazarlama yerine örneğin yeşili pazarlamaya dönüşüyorsa ya da kurumsal sosyal sorumluluk ya da kurumsal pazarlama çabaları bir reklam aracına dönüşüyorsa aslında orada duyarlı tüketicilerin, müşterilerin çok somut bir karşılık verebildiğini görüyoruz. Bu da Firmaların aslında kendisine bu anlamda çeki düzen vermeleri için bence güzel bir evet. e, unsur diye düşünüyorum. Bilmiyorum bir bu konuda. Bir de konuları. bireyi değil artık bireyin içinde bulunduğu toplumu e, düşünmemek diye bir durum o, söz konusu değil. Bu o, özellikle yeni nesil hikayeyi seviyor Hı. bu işin. Biraz masalsı tarafına dahi e, çok kıymet veriyor. Anlatmak istiyor, paylaşmak istiyor. Hocam tabii değerlendirdiğimizde aslında yeni nesil çok sahiplenmiş durumda e, konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, çok haklısınız. Bir de şunu ekleyebiliriz belki sizin dediğinizde hocam. Şimdi yeni neslin aslında e, sadece tekil olarak, birey olarak kendini ifade etmenin ötesinde aslında bir grup olarak, bir sivil toplum olarak da ifade etme e, boyutunu görebiliyoruz. Dolayısıyla o anlamda geçmiş e, kuşaklara göre belki bizlere göre biraz daha bu konulara gönül vermiş e, birlikteliklerde olabiliyorlar. Bu sivil toplum birliktelikleri üstelik sadece fiziki mekanlarda olması gerekmiyor. Sosyal mecralarda da, sosyal medyalarda da bir anda o kümülatif birlikteliği o topluluğu bulabiliyorlar. topluluğu evet, toplayabiliyorlar. Orada tek bir handikap belki olabilir. Bazen işte sosyal medya biliyorsunuz e, doğru olmayan, gerçeği yansıtmayan ve birdenbire hani böyle saman alevi gibi parlayacak evet. haberlerin de e, ...doğru olmayan bilginin, enformasyonun da yayılabildiği bir anlamı. Bahsettiğimiz konu için tabii ki bu çok büyük bir risk teşkil etmiyor kanaatimce. Burada daha çok o duyarlılık sahibi insanların çok hızlı bir şekilde... ...ortak e, görüş bildirecek, ortak tepki verecek bir mecraya dönüşebiliyor. Bu e, Bu anlamda güzel bir şey. Tabii yeni neslin niye böyle davrandığının aslında başka bir açıklaması daha var kanaatimce... Biz mahalle kültüründe büyüdük, evet, malum. Yani evet. mahallede, mahalle birbirini daha fazla tanıyor. Mahallenin büyükleri, çocukları, gençleri hemen hemen hepsini tanıyorlar. Biraz daha büyük olanlar, biraz daha küçüklere sahip çıkıyor. İtilim Karadenizli olduğunuz için hocam, evet. biz de daha da geniş bu durum. Kesinlikle. Bir de tabii o mahalle kültüründe aslında biz böyle tabiri caizse herhangi bir çevreye zarar verecek bir şey yapma noktasında da ister istemez o sosyal kontrol, evet. mahalledeki o sosyal kontrol bizi içine alabiliyordu. Ama şimdi fiziki olarak çok bir araya gelme şansları olmayan gençlerin, yeni jenerasyonların dolayısıyla bu anlamdaki sosyal birliktelikleri de bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Ve ortaya çıkan çevre tahribatının büyüklüğünü de hele hele görebildikten sonra Tabii ki işte küresel ölçekteki faaliyetlerden sokak ölçeğindeki bir faaliyete kadar ne kadar kıymetli olduğunu şimdi çok daha net görebiliyoruz. Kesinlikle hocam. Tabii sürdürülebilirliğin tanımına baktığımızda hani sosyal, ekonomik ve tabii çevresel boyutu, bir arada hep değerlendirmemiz gerektiğinden bahsediyoruz. Sürdürülebilir pazarlamada elbette ki işletme perspektifinden de bakmak lazım olayı. Hani olayın ekonomik boyutu, devamlılığı, işletmenin devamlılığı ve kaynak teminindeki o, o sürdürülebilirlikteki e, süreçleri de e, bu sürdürülebilir kavrama adapte etmek önemli. Burada biraz firmalarda genelde markalarla konuştuğumuzda. Ee, çoğunun farklı bir tanımı olduğunu ben fark ediyorum hocam. Yani aslında herkes kendine göre e, eviriyor e, konuyu. E, çevresel boyut tabii ki o işin kalbinde ama o olayın sosyal boyutunu da ben çok önemsiyorum. Aynı sizin söylediğiniz gibi. Yani kişi bana ne faydası vardan ziyade hani topluma ne faydası var, benden sonrakilere ne faydası var Biraz o sosyal fayda tarafındaki farkındalık arttıkça e, vaat daha inandırıcı oluyor. Aslında belki markaların bu sosyal boyuta, çevresel boyuta yatırımlar yapıyorlar. Ekonomik boyut zaten hep odaklarında Hı. ama sosyal fayda boyutunu belki buradaki farkındalığı arttırsalar ee, biraz daha mı da fark eder? Aslında son dönemlerde yine gelişen sosyal girişimcilik. ...kavrama bence çok kıymetli, çok önemli diye düşünüyorum. Ve bu noktada da aslında hem dünyada hem ülkemizde... ...gerçekten çok içten, çok samimi... Evet. ...ve çok da sosyal faydayı büyütecek çalışmalar olduğunu görebiliyoruz. Yani işte örnek vermek gerekirse... ...diyelim ki zihinsel engelli olarak doğmuş çocukların... ...bu zihinsel engellilik durumlarını kısmen önleyecek veya işte zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak. Onlara yönelik oyuncaklar, işte şey iletişim ya da akıllı cihaz içerikleri üretme, onlarla birebir ilgilenme Kesinlikle. ya da ne bileyim işte köy okullarına gidip oradaki öğrencilerle ilgilenme ya da bir başka örneğin öğrenci, üniversite öğrencilerinin çok fazla burslardan haberdar olmayan öğrencilere yönelik bu tür sosyal girişimler veya gereksiz yere çöpe gitme durumunda olan bir takım yiyeceklerin ya da giyeceklerin amacı uygun bir şekilde kullanımını destekleyen sosyal girişimcilik çabaları, yine insanların daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlayacak, sportif faaliyetlere onları yine içtenlikle samimi bir şekilde katabilecek bu tür girişimcilik faaliyetleri ya da son tükenme tarihi yaklaşmakta olan ürünlerin yine ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Yine e, kullanım ömrü süresi evet. içerisinde. Bütün bunları görünce aslında bir taraftan da gerçekten çok ümit varız. Yani bu e, Türkiye'deki gelişmeler de üstelik e, küresel ölçekteki dünyadaki gelişmelerden çok farklı değil. Ama e, dediğiniz noktada hocam şu bunu ben e, gözlemleyebiliyorum. Haliyle e, elbette Amaçları kar etmek, büyümek olan işletmelerin günlük rutini içerisinde baktığımız zaman, bunlar sanki kendilerine ilave külfet getirebilecek, maliyetlerini arttırabilecek ve odaklanmalarını bozabilecek bir çaba olarak görülebiliyor. Haklı olarak evet. çünkü daha önce hiç gündemlerinde olmayan bir meseleyi aslında büyük ölçüde konuşuyoruz. Bugün niye daha fazla konuşuyoruz? Çünkü dünyanın gündemini meşgul ediyor. Dünyanın gündemini meşgul etmekte kalmıyor. Bir takım standartlar getiriliyor. E bu standartlara uygun üretim yapamadığı zaman işletmeler ürünlerini e, satamıyorlar. Dolayısıyla bunlarla birlikte baktıkları zaman bir gerçeklik var. Ama diğer taraftaki ekonomik gerçeklikle de karşı karşıya kalınca biraz ikilemde kalabiliyorlar evet. diye düşünüyorum. E, i̇letişim stratejisi olmak e, kısıtından çıktı artık konu. Hani her hücresine bunu gerçekten adapte etmek zorunda firmalar. Eskiden bu işi kurumsal iletişim, müşteriyle olan ilişki anlamında ufak sosyal sorumluluk kampanyaları çerçevesinde yapanlar bugün ta tedarikten başlayarak bu süreci en son nihai müşteri hatta müşteri ötesi pozisyonlarda nasıl adapte edebiliriz, nasıl uygularız bunun peşindeler. Kesinlikle tabii ki. Hocam şey konusunda ne düşünürsünüz bilmiyorum. Yani şimdi aslında biz işletmelerin bu gerçeklikle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Ama bir taraftan da bu işletmeler küresel ölçekte rekabet etmek durumundalar. Evet. Ee, tabiri caizse hani şöyle bir şey konuşulur ya günlük hayatta. 1-0 evet. maça yenik başlıyoruz ya da dezavantajlı başlıyoruz. Böyle bakınca aslında gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmekte olan ülkelerin markaları, işletmeleri... Aslında gelişmiş ülkelerin mesafe almış, yol almış e, işletmeleriyle bu anlamda da e, tabii ki rekabet etmekte zorlanıyorlar gibi geliyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Hocam burada aslında otomotiv sektörünü e, konu alabiliriz. E, ülkemizde hakikaten otomotiv sektöründe e, Avrupa ile değerlendirdiğimiz Avrupa'nın birçok e, tedarik zinciri sürecindeki önemli partnerleri burada. Ee, ve e, aslında partnerden öğrenen, e, müşterisinden öğrenen endüstriyel pazarlama anlayışı var. Hı. Ve çoğu zaman bu sürdürülebilirlikle alakalı gelişmeler konusunda aslında baskıda yaşıyorlar. Bir taraftan gelecek korkusu da yaşıyorlar. Çünkü eğer bu konuda şimdiden önlem alınmazsa e, ileriye dönük Avrupa pazarında bazı sıkıntılar yaşayacağını ve bunu bütün dünya çapında olacağını tahmin ediyor firmalar. Bu örnekten yola çıkarsak çoğunlukla doğru partnerlik ilişkileri, doğru ilişki yönetimi bence size eksik kaldığınız ya da finansal anlamda destekleyemediğiniz alanlarda bir çözüm önerisi olabilir. Ben Ünlüleverde çalıştığım dönemden bir örnek vereyim. Biz SAP uygulamalarını yaptığımızda tedarikçimizin tedarikçisine kadar bu SAP uygulaması hem implementasyonu hem bunun mantığı, felsefesi işlenmek üzere bir komisyon kurulmuştu ve 4 sene boyunca, yani head office tarafından organize edilen bu komisyon 4 sene boyunca sadece bu işle ilgilenmişti. Ve sadece biz değil, yani ilk aşamada en büyük ham madde tedarikçisinden nihai Duruma kadar ki tüm süreçteki e, irili ufaklı her türlü e, zincirin içerisindeki halka oyuncu bu entegrasyona dahil edildi. Böyle bir sistemde e, karşılıklı kazan-kazan felsefesinde ilerlediğimizde ve doğru ilişkiler kurulduğunda bir takım destekler olacağını düşünüyorum. Otomotiv sektöründeki birçok e, üreticimiz, sanayicimiz buna yönelmiş durumda. Hı. Bu tip işbirlikleri e, baktığımızda iç çevre analizimizde eğer bazı noktalarda rekabet edebilirliğimiz yoksa bu anlamda alternatif bir takım finansal çözümlere gitmemiz lazım. Ve aslında felsefe olarak o kazan kazan felsefesi ve partnerlik ilişkisine gerçekten inanırsak, o şeffaf ilkeye üzerinden gerçekten ilerlersek ben doğru partnerleri de bulacağımıza inanıyorum. Ve öğretme anlamında da bize öğretecekleri de çok var. İleride bizim de başka tedarikçilerimize öğreteceklerimiz var. Bu böyle birbiriyle el ele bir arada işbirliğiyle olabilecek bir evet. yöntemdir diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Aslında baktığımız zaman küresel markaların aynı zamanda küresel ölçekte çok büyük tedarikçi olduklarını da biliyoruz. Kesinlikle. Yani hiçbir marka bugün pazara sunduğu, müşterisine ulaştırdığı ürünleri e, kesinlikle e, kendi mekanlarında üretmiyor. Bunları çok farklı tedarikçilerden sağlıyor. Dolayısıyla kendi markasının imajını, itibarını koruyabilmek için de bu bahsettiğimiz yeşil ekonomi, yeşil pazarlama, çevreye e, olan hassasiyet konusunda tedarikçilerine de aslında destek vermek zorunda. E, bunu da çok açık görüyorlar. Bu da aslında işin doğasına da uygun diye düşünüyorum. Yani işte biliyorsunuz bugün işte Avrupa Komisyonu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı kabul etmiş durumda. Karbon salınımı noktasında belli ürün gruplarında özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine büyük miktarda ihracat yaptığını biliyoruz. Mesela çimento sektörünü örnek verebiliriz. Çimento sektörünün karbon salınımının çok yüksek olduğu sektörlerden. Elektrikli eşya, beyaz eşya sektörleri aynı şey bizim için hakeza. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman aslında onlar da kendi tedariklerini sağlıklı bir şekilde karşılamak ve kendi marka e, itibarlarını yönetebilmek için de sizin dediğiniz o tabiri caizse kazan kazan anlayışını destekleyebilecek bir katkıyı sunmak durumunda. Benim biraz önce aslında ifade etmeye çalıştığım hani e, onlar mesafe almış. Mesafe alırken aslında e, yeşile olan duyarlılığın bu kadar fazla olmadığı dönemlerde tabiri caizse kendilerine avantaj sağlarken az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler ve onlardaki firmaların bu dezavantajlı konumlarını da ister istemez belli bir dengeye getirmek noktasında. Tabii ki bu şu anlamına gelmiyor. Yani hani onlar kirletti onlar temizlesin değil. Elbette el birliğiyle yani bütün insanlık. İşte bunu yaparken ne de dediğimiz gibi onlar rehberlik yaparken biz de elbette kazandığımız birikimlerle Üçüncü dünya ülkeleri olarak isimlendirilen e, ülkelere yine kendi hem sosyal e, işbirliklerimiz, hem uluslararası ilişkilerimiz, hem de ticari ilişkilerimiz anlamında gayet tabi bunu yapmak durumundayız. Ama aynı zamanda e, siz e, bu sohbete başlarken dediğiniz gibi tek tek her birimiz yani bütün bunları tarayacaksınız mota motomot böyle çok mekanik, çok donuk bir görevi yerine getiriyor gibi değil de içselleştirerek Yani bu artık hayatımızın bir parçası En azından ben kendi çocuklarıma onların çocuklarına torunlarımıza daha iyi bir çevre daha iyi bir ülke bırakalım diye Tabiri caizse hayatımızın bir parçası olarak yani ne bileyim işte kullandığımız bir atık varsa o atığın değerlendirilebilecek şekilde işte çöpe gitmesi veya işte, atıklarımızı ayıklayarak göndermemiz. İşte zaman zaman görüyoruz ve çok üzülüyoruz hakikaten trafikte giderken örneğin bir sürücünün camı açıp işte küçük bir çöp parçasını yola fırlatması, atması. İşte bunların olmaması gerekiyor. Herkes kendi kendinin denetçisi adeta olmak olması gerekiyor. Bu da süreç içerisinde aslında her birimizin hem önce kendi vicdanımızı kendimizi denetleyen birbiri hem de yakın çevremizdeki insanları iyi niyetle Eleştirmeden ama onun da kendimizin de gelişmesine katkı sağlayacak bir denetçi rolü ister istemez oynamakta gerekiyor. Hepimizin görevi var burada. Görev değil aslında bu tabii aynen dediğiniz gibi doğal değerlerimizin içerisinde olan bir nokta. Demin bahsettiğiniz o mahalle kültüründe büyümenin aslında bir başka gene önemli değerimiz Türk olarak önemli değerlerimizden bir tanesi de hizmet anlayışımız. Hizmet verme anlayışımız, işte işbirliği anlayışımız, bir arada köylerde bugün gittiğimizde hala devam eden bir Belki arada. Belki genç izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. İmece. Evet, kesinlikle. İmece usulü yardımlaşma. İmece usulü yardımlaşmayı aslında küresel ölçeğe çektiğimiz anda her anlamda bu konuda bir ilham da verebiliriz birçok ülkeye. Kesinlikle. Diye düşünüyorum ben de. O şekilde değerlendirdiğimizde tabii sürdürülebilir pazarlamanın içeriğinde olan birçok kavramı biz doğal olarak aslında biraz daha şöyle geriye gittiğimizde varlığımızda hissedebiliriz. Ve bu kavramları tekrar hatırlamamız gerekecek sadece belki de. Aslında genç arkadaşlarımızın belki çok fazla yaşamadığı, yaşayamadığı işte ki mahalle bakkalı, mahallenin manavı, mahallenin kasabı, işte o semtin terzisi, e, ne bileyim işte... E, küçük es esnafa küçük verilen destek. Şimdi bunlar aslında sürdürülebilir pazarlama olarak nitelediğimiz e, çabayı fiilen zaten hayatlarının bir parçası olarak... ...yani bir esnaf kültürünün içerisinde var olan bir şekilde sürdürüyorlardı. Mesela şunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorduk. Diyelim ki benim... Bakkalın bir müşterisi olarak yumuşak peynirden hoşlandığımı bilen bakkalım bana aman ben satış yapayım da ne olursa olsun sert peynir var elimde onu vereyim deme gibi bir durumu yoktu. Ama o sürdürülebilirliği her anlamda nasıl sağlıyordu? Şu anda elimde yok. Akşam gelecek ya da yarın gelecek. Tabi senin sevdiğin peynir, sizin sevdiğiniz peynir gibi sürdürülebilirliği her anlamda. Yani dolayısıyla böyle baktığımız zaman. Bugün ilişkisel pazarlama dediğimiz şey de hizmet kalitesi dediğimiz şey de aslında büyük ölçüde işte şu anda pek herhalde dükkanlarımızda durmuyor ama orada sadece duvardaki tabelada asılı olmayan müşteri veli nimetimizdir aynı zamanda uygulamaya da o değiş tokuş o mübadele ilişkisine de yansıyan müşteri veli nimetimizdir kavramı bir yönüyle de aslında. Sürdürülebilir pazarlamanın çok önemli bir şemsiye kavram olarak sürdüğünü bize gösteriyordu diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda neler <laughs> söylemek istersiniz. Hocam kesinlikle öyle. Ee, aslında içten bildiğimiz konular bunlar ama bir taraftan da hep benim biraz yaklaşım hep proaktiftir. Peki sonra ne olacak? Gelecekte ne olacak? Sürdürülebilir olacak mı bu sürdürülebilir pazarlama? Evet. Her teori gibi, her konu gibi bu da evrilecek. Bu belki bir karakter özelliği gibi o kadar hayatımızın içerisine tekrardan diyim girmiş olacak format değiştirerek. Ama sonunda bunun bir adım daha ötesi mutlaka olacak. Aslında demin sohbet sırasında bahsettiğimiz hani bizim dışımızdaki diğer toplumlar, onlara el vermek, onlara destek olmak ki bu topraklardaki insanlarda. E, tarihimize baktığımızda e, bu duygu var bizde. E, bu anlamda biz neler yapabiliriz? Kendi toplumumuza yapmış olacağız. Bir e, başka topluma, bizden daha çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz topluma neler yapacağız? E, sürdürülebilir pazarlamanın bir sonraki devamlılığında ben e, bu... O, Maneviyatın daha yükseleceğine inanıyorum. Gittikçe maneviyata doğru gidiyoruz evet. hocam. Bu güzel e, bir şey. Evet şöyle belki hocam değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Belki e, hayırsever pazarlama gibi bir kavramla da tanışacağız dediğiniz gibi. Yani teori kendi içerisinde. Tabii ki uygulamayla birlikte tabii. etkileşim halinde evrilecek ve tabii bu hayırsever pazarlama demek aslında şu anlama gelmeyecek. Yani tamamen kar amaçsız e, ürünlerin tabii. Hazarlanması anlamına gelmeyecek. Çünkü şunu biliyoruz biz. Ee, evet, hayat üretim ve tüketim etkileşimi halinde devam edecek, devam etmek durumunda. Çünkü insan olarak hepimizin ortak özelliklerinden birisi hayatımızı devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi kendi çabalarımızla üretme, tedarik etme şansına sahip değiliz. Tabii. Hayatımızı sürdürebilmek için bunları bir yerlerden alacağız. Biz kendi değerlerimizi vererek bu değiş tokuşu mübadeleyi devam ettireceğiz. Ama... Bir taraftan da şunun farkındayız, ee, yeni iş yapma modelleri, yeni iş modelleri devreye giriyor ee, ve bazı çalışanlar özellikle mavi yakalı olarak e, sınıflandırılan, bazı çalışanların sahip oldukları yetenekler, sahip oldukları iş becerileri itibariyle iş dışı yani istihdam dışı kalma ihtimalleri söz konusu. Bugün dünyada pek çok gelişmiş ekonomiyi bunu dikkate alarak örneğin, asgari vatandaşlık geliri gibi bir takım kavramları konuşuyorlar. Evet. Dolayısıyla aslında bahsettiğimiz bu sürdürülebilirlik konusunun bir parçası da bu. Yani bir taraftan otomasyon artıyor, bir taraftan teknoloji gelişiyor, bir taraftan yapay zeka ve algoritmalar çok daha az sayıda kişinin emek vermesiyle çok sayıda kişinin gerçekleştirdiği işleri yapabiliyor. Peki o çok sayıda kişi işsiz kalıyor. E, onların hayatını idame ettirebilmesi yani sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir hayatın devam etmesi gerekiyor. İşte onun için bir taraftan da bu asgari vatandaşlık geliri gibi konular konuşuluyor. İşte aslında e, bizim kendi medeniyet değerlerimiz açısından baktığımız zaman da bunun çok farklı yansımalarını görebiliyoruz. İşte dediğiniz gibi gelecekte Muhtemelen geçmişteki aynı formda olmayacak belki. Öyle olması da zaten beklenemez ama başka formlarda biz işte sürdürülebilir pazarlamadan örneğin bir hayırsever pazarlama boyutunu göreceğiz. Oradan belki geleceği öngörme, geleceği kurtarma adına kendini bu konulara vakfetmiş belki insanlar, kitleler göreceğiz. Bunlar tamamen gerek işte biyolojik araştırmalarda gerek. Efendim, teknolojik araştırmalarda gerekse sosyal bilimlere ilişkin, toplum sosyolojisi, psikolojisi, sosyal psikoloji, pazarlama, tüketici davranışı bu tarafa doğru da çok farklı çalışma konularının belki ortaya çıkacağını göreceğiz. Dolayısıyla e, aynı formda değil ama insanlık kendi birikiminden de ders alarak, zaman zaman bu birikimini hatırlayarak ister istemez hayatı idame ettirecek gibi geliyor. Kesinlikle. Ee, burada tabii e, kişinin çok yönlülüğüne ben çok kıymet veriyorum. Ne kadar çok disiplin bilirse, ne kadar çok farklı okumalar, farklı konularla, alanlarla kendini zenginleştirirse bu anlamda kendini hazırlamış da oluyor bir sürü noktada. Çünkü geleceği tahmin etmek, hmm. geleceği tahmin ederken buna göre pozisyon alıyor olmak, özellikle öğrencilerimiz olsun, genç nesildeki konuştuğumuz Birçok arkadaşımız olsun hep bundan bahsediyor. Yani geleceğin mesleği ne olacak mesela eğer tamamen e, otomasyona geçirilen bir sistemde insan kaynağı ne tarafa evrilecek? E, pazarlamanın e, belki de bu kadar çok sevmemizin, biz çok seviyoruz sizle ama e, birçok kişinin çok sevmesinin ana konularından biri burada e, insan kaynağı, insan kaynağı yönetimi, iç müşteri dediğimiz e, kavrama da kafa yoruyor pazarlama. Kesinlikle. Sadece e, işin müşteri odaklılık tarafında değil, bir müşterisi de var, o da iç müşteri. Dolayısıyla iç müşterinin e, beklentileri, endişeleri, e, gelecekle ilgili hedefleri bunlarla da ilgilenmek zorunda oluyor. E, ve tabii sadece ham madde kaynağı ya da e, bir maddesel bir kaynaktan değil, insan kaynağından bahsediyoruz. O anlamda bahsettiğiniz bilgiler çok kıymetli hocam. E, ben hep... Kendi adıma da bir eğitimci olarak örneğin biz bundan artık eskiden 10 sene, 15 sene derdik hocam. Şimdi ben 5 sene sonra diyorum. O kadar hızlı değişiyor ki belki evet. 5 sene sonra bize hangi formatlar atılacak ki biz bu sefer sürdürülebilir pazarlamayı eğit öğretmeye, eğitmeye çalışanlar olarak nasıl bir insan kaynağına dönüşeceğiz? Kesinlikle. Bugün baktığımız zaman çevremize siz de gözlemliyorsunuzdur. 15 yaşındaki bir e, genç diyelim, 10 yaşındaki kardeşinin kendisinden hayata çok daha farklı baktığını görebiliyor. Kesinlikle. 20-25 yaşındaki de 15 yaşındakinin aslında jenerasyonlar bile eskiden yani 20-30 yıldır jenerasyon döngüsü onlar bile neredeyse 5-10 sene, 10-15 seneye düşmüş durumda. Hele ki ürün değiştirme e, süreleri, ürün e, değiştirme süreleri. süreleri çok daha kısalmış durumda yani. Şu anda işte geçmişte belki bir otomobil modeli 20-30 yıl belki 40 yıl kullanılırken şimdi 3-5 senede otomobil modellerinde değişiklik olduğunu, her ürün için benzer inovasyonların, benzer yenileme süreçlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, bu da işte aslında dediğiniz gibi o insan kıymetinin e, odağında insanı bir değer olarak e, gören anlayışın aslında bir yönüyle e, ürünü. Ha bu şu anlama da gelmiyor. Yani sonuçta işletmeler dediğimiz e, örgütler, hayırsever örgütler tabii, değil elbette. Tabii. Kazanç adına, e, rekabet adına bunu gerçekleştiriyorlar ama e, onların çıkış noktasında nihayetinde burası. Hani Peter Drucker'ın meşhur deyimiyle işletmelerin aslında iki tane temel işi var. Bir inovasyon yapmak, bir de pazarlamak. Kesinlikle. Dolayısıyla bunların e, ha bu şu anlama gelmiyor. Yani finansman, üretim, efendim insan kaynakları bunlar önemsizdir anlamına gelmiyor ama Müşterisi olmayan bir ürünü ürettiğiniz zaman da Tabii. diğer bütün işletme fonksiyonlarının bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman evet gerçekten e, inovasyon ve pazarlama. Bunu nasıl sürdüreceğiz? İşte bunu evet. sürdürmek için de pazardaki e, talepteki o değişimi iyi okumak gerekiyor. Dediğiniz gibi geleceğe dönük neler olabileceğini de kestirmek gerekiyor ve bütün bunları yapacak olan da insan olduğu için insan mutlu olmadığı, huzurlu olmadığı hiçbir yerde aslında beklenen inovasyonu da sağlayamaz. Bu da işin bir başka evet. gerçeği diye düşünüyorum. E, pazarlama miyopluğu konusunu hep e, bahsederiz. E, Theodor Levitt'le Kotler'in e, örneklerinden yola çıktığımızda e, makaleye e, dayalı anlatım yaparsak o çok fazla pazar odaklılık, çok farklı pazarı bilmek, çok farklı e, pazardaki çözüm önerilerini ...almak, kendi pazarına adapte etmek, müşteri odaklılığı bunun içerisine entegre etmek... ...ve böyle yaratıcı firma olmak aslında insan için de geçerli. Ben alanım pazarlama olabilir ki pazarlama çok fazla aslında bilim dalıyla entegre. Alanım muhasebe olabilir ama ben tarih de bilmeliyim, astroloji de bilmeliyim... ...sosyoloji de bilmeliyim, psikoloji de bilmeliyim. Benim iş yapış tarzımdaki... O, o farklı sorunlara çözüm getirme e, noktasındaki yaratıcılığımı bu konular besleyecektir. E, benim aslında mesleğimin devamlılığı açısından da bu yeterlidir. Öğrenilmiş e, bilgiyle bir yere kadar gidiyoruz. Kendi haritalarımızı, kendi yollarımızı bulmamız lazım. Kesinlikle. O anlamda da aslında e, sürdürülebilirlik çok ilham veriyor, heyecanlandırıyor evet. bizleri. Çok doğru diyorsunuz hocam. E, belki... Biraz işin şey kısmına e, değinirsek diye aklıma geldi şimdi. Biz pazarlama akademisyenleri olarak peki e, bir e, akademi bir araştırma işiyle uğraşan biri olarak acaba kendi işimizdeki sürdürülebilirliği nasıl sağlarız diye düşündüğümde o zaman e, iyi örneklerden görebildiğim şu bilmiyorum katılır mısınız e, belli konularda uzun süre emek vererek çalışmak. Yani o sürdürülebilirliği öyle yakalayıp daha derinlikli araştırmalar, çalışmalar yapmak ve nihayetinde 10 sene sonra, 20 sene sonra işte diyelim ki çalışma konumuz, anahtar kelimeler tarandığında evet ya işte Figen Hoca, Figen Yıldırım bu konuları işte şu kadar yıldır çalışmış, ve gerçekten sürdürülebilir bir çabanın sonucunda da hakikaten çok daha kıymetli, çok evet. daha kapsamlı içerikler ortaya çıkmış. Denebilir diye bir an spontan aklıma geldi. Odaklanma stratejisi diyoruz hocam. Yani biz firmalara, markalara bunu öneriyoruz. Kendimiz niye uygulamayalım ki? Evet. Hani o niş alanları bulalım ve odaklanalım. Yani genç akademisyenleri de buradan... Destek. Evet, genç e, arkadaşlarımıza bahirelim. da böylece evet, bir sinyal, o, vermiş, sinyal olalım. vermiş olalım. Kendimiz de aldım. Ben aldım bu sinyali hocam. Ee, böyle baktığımızda e, tabii o, o disiplinler arası çalışmalar da çok kıymetli oluyor. Ben birçok e, anlamda e, yazı yazma, çalışmalar yapma, projeler yapma anlamında hala heyecanımı o disiplinler arası geçişlerde aldığım bilgilerle e, destekliyorum. O anlamda da e, eminim pazarlama bu çok disiplinli anlayışın içerisinde mutlaka e, farklı e, disiplinleri katmaya başlayacaktır. Şu an konuştuğumuz disiplinlerden farklı disiplinler de pazarlamanın içine girecektir ki e, uygulamalar aynı yaratıcılıkta ve sürdürülebilirlikte devam etsin. Zaten yavaş yavaş aslında giriyor. Evet. Yani bazı evet. mühendislik alanları e, işte tıp ilgili, sağlıkla ilgili bazı alanlar. Yani şu anda e, işte e, sinir bilimi, e, nöro marketing evet. olarak, nöro pazarlama olarak da isimlendirdiğimiz alanlara baktığımız zaman aslında dediğiniz gibi çok farklı disiplinlerin e, birikimlerini, desteklerini de işin içine katmak suretiyle e, olguyu daha dört başı mamur açıklama çabasının aslında yine bir sürdürülebilir pazarlama çabasının sonucu olduğunu söylemek herhalde mümkün diye evet. düşünüyorum. Dediğinizde çok hak veriyorum. Ben de şahsen bulunduğum bütün ortamlarda, lisans ve lisans düzeylerde veya meslektaşlarımla birlikteyken hakikaten bir pazarlamacının sürdürülebilir işler yapabilmesi bakımından disiplinler arası bakabilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihayetinde e, sosyal bilimle uğraşıyoruz ve sosyal bilim hepsi birbiriyle etkileşimli olan e, alanlar. Dolayısıyla bir pazarlamacının elbette bir sosyolog kadar sosyolojiyi bilmesi mümkün olmayabilir, bir antropolog kadar, bir tarihçi kadar, bir psikolog psikoloji e, uzmanı kadar kendi alanlarını, onların alanlarını bilmesi mümkün olmayabilir. Ama onlardan bir haber bir pazarlamacıyı düşündüğüm zaman da ya da bir pazarlama profesörünü düşündüğümüz zaman da ne akademisyen olarak ne uygulamacı olarak pazarlama alanında sürdürülebilir bir başarıya imza atabileceğini de çok düşünmüyorum çünkü yaptığımız işin odağında insan var evet. nihayetinde ve evet. insanı, insanın davranışlarını, onların birbirleriyle olan etkileşimlerini, iletişimlerini açıklamaya çalışıyoruz. Evet. Pek çok Olabildiğince geniş açıdan bakıyoruz hocam. Evet. Kesinlikle. <laughs> İndik tekrar geniş baktık. Herhalde programın formatına e, uygun bir söyleşi evet. gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında tarihsel açıdan da bu bütünlük evet, yine önemli. Kesinlikle. Çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani insanlık mesela tarih niçin bir bilim dalı olmuş diye baktığımız zaman bir yönüyle e, insanların geçmişte neye nasıl baktıkları, nasıl anlamlandırdıkları e, çatışmayının nasıl niçin çıktığını, sonra nasıl bunun barışa evrildiğini ya da anlaşmaların hangi gerekçeyle yapıldığını, bozulduğunu aslında bir yönüyle baktığımız zaman bugün bizim hayatımıza da rehberlik etsin diye. Mutlaka evet. aynı gerçekleşmeyecek ama orada yapılan bariz hataları yapmayalım. Daha doğru olanları biz e, çok fazla öğrenme, e, zaman kaybı yaşamadan Bunları elde edebilelim diye e, gerçekleştiriyoruz. Yine antropoloji bize mesela çok kıymetli veriler sunuyor. Yani insanlar işte e, avcı toplayıcı toplumda nasıldı, sanayi toplumunda nasıldı, bilgi toplumunda nasıl evrilmişti. Evet. Tekrar Bütün... avcı toplumuna doğru döndük yani. <laughs> evet e, bazen de tabii dediğiniz gibi yani hani çok belki o kadar diyemesek de evet. e, diyelim ki aşırı tüketime tepkinin ortaya çıkardığı işte sade yaşam, işte gönüllü sadelik gibi bir takım çabaların da ortaya çıkabildiğini aslında bu konuştuğumuz konuyla da çok farklı hayata bakan insanların farklı bir şekilde, farklı tepkilerle de çok daha rijit örneğin işte gönüllü sadelik dediğimiz hı hı. şeyde Amerika'da işte belki bilenler vardır biliyorsunuzdur Amişler olarak isimlendirilen hala daha belli sayıda olduğunu bildiğimiz hayatlarında elektrik yok Motor yok, dikiş yok. E, tamamen el e, ustalıklarıyla, el sanatlarıyla hayatlarını devam ettirmeye çalışan bir e, kitle var. Ve Amerika'nın e, göbeğinde diyebileceğimiz evet. bir coğrafyada yaşamaya çalışıyorlar. Buna benzer başka örnekler de var. Tabii bunlar belki uç örnekler ama nihayetinde e, insan da e, bu eğilimler e, ortaya da çıkabiliyor. Pazarlama da bir sosyal bilim olarak bu çok farklı eğilimleri de mutlaka dikkate almak ve önemsemek durumunda. Yani her bilimden aslında çok farklı dersler geleceğe ilişkin sizin dediğiniz gibi. Yani geleceğe ne tür perspektifler sunabiliriz? Buna ilişkin de çok ciddi dersler çıkabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle işletme formatları da bu özgürlükte, bu özgünlükte oluşmak zorunda. Artık markaların bir ayrı formatları olacak. Her markanın farklı bir işletme formatı olacak işte Aldi modeli derken işte Şibo perakende formatı derken artık onun gibiler gibi değil. Hepsinin kendine özgü tanımları olduğu, kendine özgü işletme formatlı iş yapış şekillerinin olduğu bir dünya bizi bekliyor. Dolayısıyla biz de belki müfredatlarımızda o dinamikliği daha da yansıtmak zorunda bir baskı unsur oluşturuyor. Bir taraftan hep ben kendi mesleğimizde de Düşünüyorum neler yapmalıyız geç kalmamalıyız bir an önce bu dinamizme kendimizi ne kadar çok katarsak o kadar yaratıcı bizler de eğitim hayatında bir takım hem öğrencilerimize yön verme anlamında hem de markalara biz pazarlama akademisyenlerin ikinci bir önemli görevi de markaların varlığını sürdürme ve büyüme stratejilerinde onlara destek olmak. O anlamda yapılacak çok iş var hocam. Kesinlikle. Hocam çok güzel <laughs> bir noktaya geldiniz. Şunu ifade edeyim ben de izninizle hatırlatmış oldunuz. sağ olun. Pazarlama ya da daha genel olarak işletme eğitiminin sürdürülebilirliğini de evet. masaya yatırmamız gerekiyor. Evet. hocam bu konuda çalışmaları çalışmalara başlamamız lazım bugünden. Evet. İş hayatıyla çok ciddi <laughs> evet. bir işbirliği içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar sahadaki müşterinin ne istediğini ne beklediğini Doğru gözlem yapabilen insanlar çok net bir şekilde görüyorlar. Bizim dolayısıyla hele hele Ticaret Üniversitesi'nin evet. işletme fakültesi çok vizyoner olarak, bir üniversitemiz olduğunu e, ben de onu bunu, söyleyecektim kuruma almadığımız bakıldığında... buradan dolu, doğru dolayısıyla iş dünyamızın temsilcilerine de bizim işbirliğine çok hazır olduğumuzu, Kesinlikle. kendi eğitim süreçlerimizi sürdürülebilir hale getirirken de onlardaki çok kıymetli e, bilgiyi paylaşmak bizim de kendi tecrübelerimizi onlarla paylaşarak uygulamada sürdürülebilirliği nasıl katkı verebileceğimizin işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmiş olalım evet. bu vesileyle. Evet hocam kesinlikle. Hocam sohbetimizi yavaş yavaş <laughs> bitirelim derim. Yoksa biz uzun uzun e, bu konuyu irdeleriz, konu konuyu açar, geniş açıdan dar açıdan her açıdan bunu değerlendirmiş oluruz. Ama konu hakikaten çok keyifli çünkü insana dair her şey keyifli olduğu için. Pazarlamaya dair her şey bizim için sohbeti çok güzel olduğu için uzun süreli bu konuyu tartışabiliriz. Ama bir sürü ev ödevi aldık hocam sohbette. Hem pazarlama literatürü anlamında yapılacak çok şey var. Hem işbirlikleri anlamında çok şey var. Bakalım nasıl ilerlemeler karşımıza çıkacak. Ben de ödevimi çok aldım. Bu iyi <laughs> aldığımı düşünüyorum. Dediğiniz gibi. Ama aynı zamanda çok keyifli bir sohbetti sizinle bu konuları konuşmak hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.